Atmosfer denem, gerçek ve hissedilen sıcaklık kavramlarını göreceğimiz bölümdeyiz. Kısa bir bölüm, coğrafya konusuyla biraz aslında ilintili. Coğrafya dersinde de bunları görüyorsun. Hani biraz sarmal eğitim programı gibi düşünürsek bu bölüm biraz coğrafyayı ilgilendiren bir bölüm ama tabii ki burada sıvılardan bahsetmişken, buharlaşma kaynama olaylarından bahsetmişken atmosferdeki nem nedir? Mutlak nem, bağıl nem nasıl bulunur? Bunların arasındaki farklar nelerdir? Bunlardan bahsediyor olacağız. ÖSYM tarafından son yıllarda bundan böyle tablo okuma şeklinde sorular soruldu. Çok zor değil ama biraz uzun olunca öğrencilerin gözü korkmuştu. YGS sınavıydı diye yanlış hatırlamıyorsam. 2017 yılında falan olması lazım. Dolayısıyla soru getiren bir bölüm. Kısa bir bölüm. Kolay anlaşılan bir bölüm. Dilersen bir bakalım. Şimdi su döngüsüyle beraber biliyorsunuz su kaynakları atmosferde su buharı şeklinde yukarılara bulunuyor. Atmosferde bulunan su buharının nem olduğunu daha önce belirtmiştik. Biz buna nem diyoruz kısaca. Havadaki nemin yaklaşık 1/4'ü kadar su döngüsüyle atmosfere karışır. Atmosferde nem dışında tabii ki azot, oksijen gibi gazlar çoğunlukta. Azot %78, oksijen %21 oranında bulunur. Hava sıcaklığı değiştiğinde bu gazların miktarı çok değişmese de su buharının miktarı değişir. Hava olayları, iklim olayları sonucunda buharlaşmayla beraber su buhar miktarı artarken yağış olduğu zaman da su buhar miktarı azalır. Dolayısıyla böyle bir döngü değişim var. Sıcak hava genelde soğuk havadan daha çok su buharı tutar. Çünkü havanın nem taşıma kapasitesi artacaktır sıcaklıkla beraber. Atmosferdeki su buharının miktarı, yani şimdi su buharına nem diyoruz ama miktarına bakacak olursak bunun adı mutlak nem olarak karşımıza çıkacak. Yani işte ne kadar nem varsa onun değeri mutlak nem olarak bilinir. Bir de atmosferin taşıyabileceği bir nem miktarı var sıcaklık değerinde. O sıcaklık değerine kadar mutlak nem artabilir. Doygunluk sınırına kadar erişebilir. Doygunluk noktasını aştığı zaman yağış olur. Dolayısıyla burada doygunluk noktasını bizim aslında yüzde olarak belirleyeceğimiz kesir sayı bağıl nem olarak karşımıza çıkacak. Yani şöyle ki belirli bir sıcaklıkta havada bulunan su buharının kısmi basıncının o sıcaklıkta saf suyun denge buhar basıncının oranı bağıl nem olarak bilinir. Yani burada aslında taşıyabileceği su miktarına biz doygunluk noktası diyoruz. Doygunluk noktasını %100 olarak kabul edeceğiz. Yani bağıl nem %100 olursa yağış gerçekleşir. %100'e kadar hava nem taşıyabilir diyoruz. Burada tabi havada bulunan su buharının kısmi basıncı bizim için önemli. Diğer gazlar arasındaki basıncı ne kadar? Bu basıncı hesaplayıp o sıcaklıktaki suyun denge buhar basıncını da biz biliyoruz. Bunları oranladığımızda bağıl nemi buluyoruz ve bağıl nemi %100 ile gösteriyoruz. Tabi ki yeni kimya müfredatımızda bağıl nemle ilgili hesaplamada karşına çıkmayacak. Su buhar miktarı açısından doygunluğa ulaşan atmosferdeki doygunlaşılması durumunda buhar fazındaki su molekülleri yoğuşur, sıvı hale dönüşür ya da katı halde yağış olarak yeryüzüne geri döner. Su buharı olmayan havaya da kuru hava diyoruz ki çöl iklimi bu şekilde karşımıza çıkıyor, karasal iklimler. Dış ortam şartlarında arındırılmış belli bir yükseltide ölçülen sıcaklık gerçek sıcaklıktır ki gerçek sıcaklığı biz aslında termometrenin ölçtüğü sıcaklık olarak da söyleyebiliriz. Yani termometrelerde ölçülen sıcaklık gerçek sıcaklık değerini verir. Buna nem, rüzgar gibi iklim olaylarını vücudun işte yarattığı algılamalarla algılanan sıcaklığa ise hissedilen sıcaklık diyoruz. Genel anlamda, bak burası genel olarak, lütfen tablolarda bunları araştıracağız. Genel olarak bağıl nemin düşük olduğu, yani işte havadaki o doygunluk noktasına ulaşmaya çok daha yolu olan hava diyelim. Bağıl nemi düşük olduğu ortamlarda hissedilen sıcaklık daha düşük olur gerçek sıcaklıktan. Mesela gerçek sıcaklık 30 derece Celsius'ken hissedilen sıcaklık işte 28 derece Celsius olabilir. Bağıl nem düşükse ama bağıl nem yüksekse yani nemli havalarda özellikle böyle işte Akdeniz iklimi gibi, Karadeniz iklimi gibi yerlerde hissedilen sıcaklık genellikle gerçek sıcaklıktan daha yüksek olur. Yani bağıl nemimiz daha yüksek olursa hissedeceğimiz sıcaklık mesela 33 derece Celsius olabilir. Bu bizim gerçek sıcaklığımız. Şunlarsa hissedilen sıcaklık. Bağıl nem düşük olursa düşük hissederiz. Bağıl nem yüksek olursa yüksek hissederiz diyebiliriz kabaca. Tabii kabaca. Bak burada bir tablo var. Bu tabloyu işte ÖSYM bir kesitini verip
Bununla ilgili yorum sorusu, tablo okuma sorusu sormuştum. Buradan şunu görüyoruz. İşte bağın nem zaten %100'e kadar gidebilir en fazla. İşte %5, %10, %15 oldukça düşük olan bağın nemler. Hava sıcaklığı da işte atıyorum 45 derece ise bak hissettiğimiz sıcaklık 41. Biraz artıyor bağın nem 43, 45 hissediyorum bak 15, %15'te. Bağın nem arttıkça bak hissettiğim sıcaklık nasıl artıyor? 96'ya kadar çıkıyor. Bağın nemin %65 olduğu yerlerde. Bunlar işte bu şekilde tablolaştırılmış. Bazen sabit kalabilir. Bak şurada sabitliği görüyoruz değil mi? Bağın nem artsa bile sıcaklık, hissedilen sıcaklık sabit kalabiliyor. Ya da işte daha düşüğünü daha yükseğini hissedebiliyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili yorumlar yaparken kesinlikle tabloyu düzgün bir şekilde okumamız gerekecek. Konu kavrama sorularına bakacak olursak birinci soruda boşluk doldurma var. Atmosferdeki su buharı miktarına biz mutlak nem diyorduk hatırlarsan. Miktar soruluyorsa anlık nem miktarının maksimum nem miktarının oranı. Yani burada maksimum nem dediğimiz doygunluk noktası işte. Havanın taşıyabileceği nem kapasitesi bu. Anlık nem miktarda mutlak nem. Yani mutlak nemin aslında doygunluk noktasına olan oranı bize bağın nemi verecek. Doğru mu? Bağın nemi biz bu şekilde şey yapıyorduk, hesaplıyorduk. Atmosferin su buharından doygunluğa ulaşması nokta nokta oluşma neden olur. Doygunluğa ulaştıysa %100'e ulaşmıştır. Dolayısıyla yağış beklenir. Doğru cevabımız B seçeneği olur. İşte ÖSYM'nin sorduğu tarz tablo sorularından bir tanesi. İkinci soruda karşımızda. Yukarıda verilen tablo bağın nem ve hava sıcaklığına göre hissedilen sıcaklık değerlerini vermiş. Buna göre bu tabloya göre hangi yorumlar? Bakalım yorumlar için ne demiş? Sorumuz ne diyor? Hangisi doğrudur diyor. Peki tabloya bakalım. Hissedilen sıcaklık değerleri gerçek sıcaklık değerlerinden farklı olabilir. Bakalım. Şunlar gerçek sıcaklık değeri. Görüyorsun 34 derece Celsius'ta hissedilen sıcaklık 32, 32, 33, 34, 35, 37 olmuş. Dolayısıyla tabii ki bir farklılık görebiliyoruz. Atmosferik olaylar yani nem ve rüzgar gibi olaylar hissedilen sıcaklığı etkiler ki zaten hissedilen sıcaklığı etkileyen şey bu ama tabi bu tablodan bunu görmüyorum. Tabloda sadece bunun yansımasını görüyorum, sonucunu görüyorum. Genelde nem oranı düştükçe hissedilen sıcaklık düşer. Şimdi nem oranı düşük olan 20-25 gibi yerlerde hissedilen sıcaklığa bakalım. Gerçek sıcaklık 34 iken 32 hissetmişiz. 33 iken 31, 32 iken 30, 31 iken 29, 30 iken 28 hissetmişiz. Dolayısıyla düşük bağın nemli ortamlarda genellikle hissedilen sıcaklıkta düşüyor yorumunu buradan yapabiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Üçüncü soruya bakalım. Termometre sıcaklığının 30 derece Celsius olduğu bir günde X şehrinde hissedilen sıcaklık 32 derece Celsius. Y şehrinde ise hissedilen sıcaklık 40 derece Celsius'muş. X ve Y şehirleri hangileri olabilir denilmiş. Şimdi termometre sıcaklığı bana gerçek sıcaklığı veriyor. Doğru mu? Her ikisinde de ben gerçek yani hissettiğim sıcaklık yüksek. Yani 32 derece ve 40 derece. O zaman bunların her ikisinde aslında nemli bir ortam bekliyorum değil mi? Yani ama Y şehrinin deniz kenarında olmasını bekliyorum. Çünkü Y şehri 40 derece hissettiriyor bana. Demek ki oldukça nemli bir yer. O zaman şöyle Antalya olabilir değil mi? Muğla olabilir ama Antalya daha çok. Çünkü Muğla'da biraz hani biraz coğrafyayı kullanacak olursak deniz etkisi böyle içerilere kadar uzandığı için hani dağlar denize dik şekilde uzandığı için burada çok aslında nemli bir ortam olmuyor. Ama Antalya'da dağlar denize paralel olduğu için o dağla deniz arasında çok fazla bir nem miktarı birikiyor. Dolayısıyla Antalya'da çok daha yoğun bir nemle karşılaşırız. Ama tabii buna Muğla'yı da dahil edebiliriz. O da deniz kenarında olduğu için. X şehrinin ise deniz kenarı dışında bir yer olmasını bekliyorum. Çünkü çok fazla fark yok arasında. Dolayısıyla İzmir'i eliyoruz. Bak doğru olanlarda İzmirler bizi bozuyor. Çünkü direkt deniz kenarı. Ama Ankara olabilir mesela. Karasal iklimlerden biri ya da Konya'da olabilir. O zaman doğru cevabımız E seçeneği gelir. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdaki tabloda sıcaklık, bağın nem ve bunlara bağlı hissedilen sıcaklık değerleri verilmiştir denilmiş. Tabloya göre 35 derecede %60 nem oranında hissedilen sıcaklık değeri ne olabilir? Şimdi diyelim ki 34 derece değil mi? En yakını bu. 34 derecede %60 bağın nemde ben 34'ün üstünde bir şey hissediyorum. Yani 42 derecelik bir sıcaklık hissediyorum ki oldukça yüksek bir fark. 8 derecelik bir fark var elimde. Ben bunu 35 dereceye çıkartırsam hissettiğim sıcaklık da 42'nin üzerinde bir şeyler olması lazım. Dolayısıyla ben burada 44 derece hissetmem olası. Bak 33 derece olduğunda 40 hissediyorsam 34'te 42 bak daha da yüksek hissediyorum. 1 derecelik fark 2 derecelik fark olarak yansıyor ama 35 olursa da 42'nin üstünde bir şeyler hissedeceğim. Çok da uçlara gitmeyeceğim zaten. 44 burada en mantıklı cevap olur. 5. soruya bakalım. Hissedilen sıcaklık için yukarıda verilen bilgilerden hangileri kesinlikle doğrudur denilmiş.
Değeri termometre ölçülen sıcaktan daha yüksektir. Kesin doğru değil. Bazen aynı olur, bazen daha düşük olur. Bazen daha yüksek olur. Ortamın nemine bağlıdır diyebiliriz. Atmosferik olaylara göre değişiklik gösterir. Bu kesinlikle doğrudur. Atmosferik olaylar burada oldukça önemli hissedilen sıcaklık için. Nem oranına bağlı olarak da değişiklik gösterecektir. Zaten bu ikisi birbirini bağlayıcı aslında cümleler. O zaman doğru cevabımız C seçeneği olur. Kısa ama oldukça önemli bir konu. Yani gündelik hayatta çok fazla kullanıyoruz bunları. Özellikle işte hava durumlarında falan da bunlarla karşılaşıyoruz. Şimdi tabii bununla ilgili tablo okuma soruları daha çok dedim ya hani ÖSYM bunları sordu şimdiye kadar. Tabloyu güzel bir şekilde okuyup onunla ilgili olan öncülleri içerisinden çıkartabilirsen bu oldukça kolay bir konu olur. Lütfen soruların uzunluğundan gözün korkmasın. Çünkü sorunun uzunluğundan dolayı sorudan kaçan öğrencilerimiz de olmuştu zamanında. Bu tür şeyler tabii ki sana göre değil. Ben bunun farkındayım. Şimdi bununla ilgili bir konu pekiştirme testimiz var. Tabii sadece bu konuyla ilgili değil. Bir önceki konumuz olan buharlaşma, buhar basıncı kaynamayı da içine alan ve balon nemi de bütünleyen bir konu pekiştirme testimiz var. Bu testten sonra tabii sıvılar kısmı bitiyor. Gazlar kısmına başlıyor olacağız.